tanımıyorum. Ya resmi elbiseli falan yanından da ormancı olur. Bundan bir şöyle giyimli kuşamlıysa ne olur? 52 plaka. Ha, burada lavun var. Buradan nerede acaba onlar? Onlar geldiler, geçtiler biraz önce de. Bu tarafa mı çıktılar? Bilemiyorum yani. Biraz önce şuradalardı, yukarıdalardı buradan. Buradan geldiler. Şöyle gittiler. Ekmek vardı, arabalara ekmek falan aldı onlar ama. Ha. Bu tarafa da belki çıkmış olabilir oradan şey etmezse ha. Şimdi bir tabuka da sıracılar, minibüsten gezenler var. Bir de şeyciler var, bu TEDAŞ'çılar var. TEDAŞ'çılar değil canım. Bu hayır, hat açıyorlar, elektrik hat açıyorlar ya. Ha. Onları diyorum ben. Ha, onlar değil, bu kadastrocular. Altta arazi ölçüyor kadastrocular. Tamam, araziler. O burada da dayı. Onlar böyle alışveriş yapalım. Pazar yerini tamam. Anca bulabilirsin. Bugün... Öyleyse bakayım bakalım, arayayım pazar yerini. Ha? Kamil, kadastrocular gelmiş diyorlar, duydun mu? Nerede kaldın sen ya? Fırlandayız. Otur bakalım. Ha şöyle. Otur bakalım biraz hadi. Otur bakalım, otur. Ya Kamil, kadastrocular gelmiş diyorlar. Duydun mu, ne yapacağız şimdi? Aman amca, benim umurumda değil galiba. Ya umurumda değil ama sahaya giderse elden ne olacak? Ne olsa olsun, yıkarım bir de. Ne yapsak faydası yok vallahi. Bu sene de işi çok sıkı tutuyorlarmış Emir amca. Kim diyor onu öyle? Vallahi herkes öyle diyor. Ben uğraşmaktan bıktım galiba. İpin ucunu koyuvereceğiz galiba. Durum öyle gösteriyor. Ya senin elinde köy senedi de yok Kamil. Köy senedi olmayınca ne yapsan asıl kurtaramazsın. Sonra yalnız köy senedi olmak da kâfi değil. En aşağı 20 sene üzerine geçmesi lazım. İşi sıkı tutmaları da bir bakıma iyi tabii. Köy de ortalıkta pek orman bırakmadı. Ya iki avuç şura için kocası mı vuruyor baltayı. Valla Emin amca benim için önemli değil. Yıkarım gider. Ama sen koskoca eve yazık olacak. Öyle de benim elimde tam 28 senelik kapı gibi köy senedi var. Valla orasını bilmem Emin amca. Bu adamlar 3-5 tane ağacı gördü mü basıyorlarmış işareti. Ayıkla pirincin taşını ayıklayabilirsin. Dur bir dakika. Nasıl basıyorlarmış? Ortada bir kanun var. Kanuna kim karşı gelebilir? Yargıtay iştahatlarında açık açık yazıyor. Kadastro geçmemiş bir yerde köy senedi muteberdir diyor. Evet de doğru söylüyorsun da. Bir de şunu unutuyorsun Emin amca. Alo. Alo. Buyur Eyüp Bey. Benim Eyüp Bey buyur. Olmuyor mu ne olmuş? Tamam yaparız Eyüp Bey. Tabii prova da yaptık da hani bir hata olmuş yani. Siz onu tamam siz onu getirin. Ben size tekrar bir bakalım burada yapıveririm. Tamam oğlum ben tamam Eyüp Bey yaparım. Tamam Eyüp Bey siz gönderin ben hemen yapıveririm onu. Tamam oldu. Oldu efendim. Oldu Eyüp Bey. Pezevenk herif. Senin kıçın şinik gibiyse ben ne yapayım ya? Yiyorsun abur cuburu. Makarnayı, sütlü şeyi, ondan sonra kıçın büyüyor. Benim suçum ne ya? Tam telefon çaldığında şunu unutuyorsun dedin. Neyi unutuyorum? Hı? Ya tam telefon çaldığında bir şey diyecektin. Şunu unutuyorsun falan diye. Ne diyecektin acaba? Ne diyecektik acaba ya? Emir amca. Adam yiyor eti, büyütüyor götü, ondan sonra pantolon olmuyor diyor, telefon ediyor bize. Senin götün şinik gibiyse ben ne yapayım değil mi? Biraz küçült bunu ya. Bunları suntaya sokacaksın. Planyaya böyle düzleyeceksin biraz. Götten, göbekten, arkadan, önden alacaksın. Anlıyorsun değil mi? Yargıtay iştahatlarına göre kadastro geçmemiş bir yerden köy senedi muteber oluyor. Vallahi kanunları herkes kendi işine geldiği gibi anlıyor.
Geçenlerde bizim köyde Türkmen Ahmet'in ağaçlarına basmışlar işareti. Hey yavrum hey Emin amca. Adamın gözün yaşına dahi bakmamışlar. Ayıkla pirincin taşın Emin amca. Gel git Konya 6 saat. Dur bakalım dur. Adamın köy senedi var mıymış? Vallahi orasını bilemiyorum. Olabilir de olmayabilir de.